Bundan önceki videomuzda asenkron motorun klemenslerinde yapılacak çeşitli bağlantılar ve buna asenkron motorun vereceği tepkiye bakmıştık. Bu videomuzda uçları bilinmeyen asenkron motorun uçlarını bulmaya yönelik bilgiler vereceğim. Normalde bunun bobinajı yapıldığında motorun bobin giriş ve çıkışları klemens kutusunun içerisindeki iki ayrı pencereden çıkarılır. İşte üstlerine takılı olan makaronlar farklı renklerde çıkarılır ama hani oldu ya, buna rağmen asenkron motorun uçlarını kaybettik ve uçlarını bulmaya çalışacağız. Bununla ilgili en temel bulma metodu pil ve bir tane analog voltmetre ile, küçük değerli bir analog voltmetre ile yapılan metot. Burada tabii elimde pil yok. Zaten atölye ortamında ya da fabrika ortamında pil bulmak zor. Daha kolayı ne var? Benim burada bir tane 24 voltluk güç kaynağım var. 24 voltluk DC güç kaynağında bu metodu uygulayacağız şimdi. Önce ya hoca bunun üstündeki klemens belli. Tamam, belli ama önce sistemin çalışmasını bu klemens üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle yan yana getireyim. Parlama yapmadan ne kadar gözükecek bilmiyorum ama şu mavi benim güç kaynağımın eksi ucu. Eksi ucunu örneğin U2'ye taktım. Çıkışa taktım. U1'e şu anda dokunduracağım ama ölçü aletimi 1 volt kademesine aldım. Gerilimde. Örneğin V1, V2'ye bağlayalım. Artı şu anda bobin girişinde. Eksi şu anda bobin çıkışında. Ha, bu metotta şu, ya bu U1'dir, U2, bu V1, V2, bu W1, W2'dir diyemeyiz. Sadece bobinleri giriş çıkış olarak söyleyebiliriz. Zaten bundan önceki videomda da gördünüz. Bobinlerin girişle çıkışları, işte gerilimi U1, V1, W1 yerine U2, V2, W2'den versek ne olur? Bir şey olmuyor. O sadece bizim bir markalamamız. Ha işte bu bobin U1 değil de V1, o da bir şey değiştirmez. Bir yerine bağladığınızda ters dönüyorsa işte fazların yerini değiştireceksiniz. Zaten kesinlikle bu L1, L2, L3 fazıdır diyemiyoruz fabrikada. Renk takibi yaparsak da fabrikada çok sistemli bir tesisat döşenmişse belki orada diyebiliriz ama onun haricinde zaten bunu söyleme şansımız yok. Şimdi ölçü aletini şöyle yaklaştırayım. Bakın U1'e gerilim vereceğim, çekeceğim DC. Şu anda ters sapıyor, sonra doğru sapıyor. Ters sapma nedeni şu. İlk verdiğimde DC gerilimi nükler mi? Nüklemez. Değişen manyetik alan oluşturmaz ama burada bir endüktansa DC gerilim veriyorum ve direkt gerilim tak diye 24 volta çıkmıyor. Endüktanstan dolayı, ters gerilimden dolayı zıt EMK diyelim. Zıt EMK'dan dolayı bir rampalı çıkar. Ve daha sonra çektiğimde de oluşan ters indüksiyon gerilimi ne yapar? Yine bir şekilde buradaki ölçü alet üzerinden sıfırlanacaktır. İlk gerilim verdiğimde indüklenme gerilimi, çektiğimde ucu bu sefer üstündeki ters indüksiyon gerilimin voltmetre üzerinden sürümlenmesi olayı. Bakın, bakalım şimdi. Bakın, ibre ters sapıyor. Uçları değiştirdim. Yani komun ucu, ölçü aletin siyah ucu şu anda bobin girişinde. Şimdi deneyelim tekrar. Bakın doğru sapıyor. Şunlar bir doğru temas etsin. Tabii çekerken ters zıt EMK ibreyi ters yönde sola doğru hızlıca bir şekilde ne yapıyor? İndiriyor ama sapma, ilk enerjiyi verdiğimde sapma artı yönde V2 W2, W1 uçlarına bağladım. Bakın ilk enerjiyi verdiğimde sapma artı yönde. Yani ne demek istiyorum burada? Demek istediğim şey şu. Kaynağınızın eksisini bobin çıkışına bağladığınızda artı yönde bir sapma elde ediyorsanız bu sefer ölçü aletinizin eksi ucu, kom ucu bobin girişindedir. Artı ucu bobin çıkışındadır. Bunu tabi ibreli ölçü aletini nereden bulacaksınız? Haklısınız, bulmak zor. Dijitalle yapalım. Dijitalle daha önce bu videoyu çekmeden bir iki deneme yaptım. En yine düzgün değeri bu ölçü aletinde okuyorum. Çünkü dijital ölçü aletlerine tepki süresi o kadar yüksek değil. Kırmızıyı bobin girişine verdiğimizi düşünelim.
İlk önce bir eksiği görelim. Bakın. İlk verdiğimde eksi. Daha sonra artıya dönüyor. Yerlerini değiştirelim. İlk gelin verdiğimde inlükleme burada şu anda artı yönde olacak. Bakın artı yönde 0,1,2 volt. 0,5 volt. Çekerken eksiye dönüyor. Şimdi dediğim gibi bir iki tane dijital ölçü aleti denedim. Yine en iyi tepki veren bu. Dijitalle bulmak daha zor. İbreli de daha kolay. Şimdi bu denemeyi yaptıktan sonra ben buradaki motorumun uçlarına kablolar bağlayacağım. Ve bulmaya çalışacağız bunu. Şu anda rastgele bağlıyorum kablolara. Artık burası çorbaya döndü. Bunu takip etmem zor. Şu anda çok fazla motorla işim yok. Şöyle alalım. Bakalım bu direnç gösterecek mi? Bu ölçü aletinde bir iki kademesi arızalı. Gösteriyor. İyi, tamam. Parlıyor mu ölçü aleti? Nasıl yaparız? Yukarıdaki ışıklardan parlıyor. Şimdi ilk yapacağımız bobinleri tespit etmek. 6 tane uç var. 3 bobine ait giriş çıkış uçları. Şimdi hangisi hangisi ona bakalım. Örneğin şundan başlayalım. Değil. Değil. Mesela şu. 120 ohmlar civarında bir şey gösterecek. Hadi diğerlerine de bakalım. Sargılar arasında atlama var mı? Yandan da onu kontrol etmiş oluruz. Şu anda şu ikisi bir bobin. Özür. Şu ikisi bir bobin. Bu iki kabloyu tuttum. Kendi içerisinde grup yaptım. 4 kablo kaldı elimde. Şimdi bunlara bakalım. Şu ikisi. Bakın. Şuna da bakalım da hani olur ya sargılar, satlama olur, kopuk olur, bilmem ne olur. Olur ya, olur yani. Şu bir bobin giriş çıkışı. Yine bunu kontrol edelim. Kopuğu mopuğu var mı ona da bakmış oluruz. Bir de omajlarına da bakıyorum. 118 ohmlarda. Şimdi diyeceksiniz ki hoca elin de değiyor. Bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Yüksek omajlı ölçümlerde benim buradaki elimin de sargıya paralel, sargı direncine paralel girmesi yüksek omajlarda değeri değiştirir. Kabul ediyorum ama düşük omajlarda bu değeri ne yapmayacaktır? Çok etkilemeyecektir. Al çekeyim. Hatta şu anda kilo ohmlar mertebesinin üstünde olduğum için overload veriyor. Ölçümle ilgili de bir video çekeriz bir ara ya. Şimdi 3 tane bobini biliyorum. Hangileri giriş, hangileri çıkış bilmediğim o. Nerede benim güç kaynağımın eksisi? Şimdi o metotla bulmaya çalışacağım. Burada bobinin sadece bir tanesini baz alacağım. Ve ona göre polarite olarak hangileri giriş, hangileri çıkış sargı uçlarına ona bakacağız. Şunlar temas ettireceğim uçlar burada dursun. Hatta şöyle dursun. Şimdi analogla başlayalım. İlk önce. İş kolay olsun. Krokodil takayım. Kırmızıya kırmızı. Ya işte sevmediğim krokodil. Daha önce bir iki videoda daha söyledim. Şu siyah siyah. Şimdi bobinlerden bir tanesi bu muydu? Hangisi ne bilmediğimiz için deneme yanılmayı da bulacağız. Şu kırmızı krokodilin ucu nerede? Burada bakalım şimdi. Ha şunu da söyleyeyim. Eksiği bağladığımız uç şu muydu? Bunu ne dedik? Bobin çıkışı olarak referans kabul ediyoruz. Referansın bobin çıkışı da bu. Tamam, bobin çıkışlarına bir düğüm daha atıyorum. Şimdi değdireceğiz. Bakalım ölçü aleti nasıl sapacak. Bakın ters sapıyor. O zaman düz sapabilmesi için bu bu. Bu da bu. Şimdi değdirelim. Bakın düz sapıyor. O zaman kırmızı neydi düz saptığında bobin çıkışı. Şu anda buna da bir düğüm atıyorum. Bobin çıkışı. Şu anda tek sargım kaldı. Şu. Yine bilmeden bağlıyoruz. Siyah. Abi neyi niye bağladım ya?
Ölçü ayarı siyah olunca ikisi de. Proplar karıştı. Kırmızıyı da buna bağlayalım. Bakalım şimdi ne yönde sapacak. Ters sapıyor. Yönlerini değiştirelim. Şimdi verdik. Bakın doğru sapıyor. Bunda da ne? Kırmızı bobin çıkışı. Şimdi bunu yakalamak zor. Hassasiyet ya da hassasiyetten ziyade tepki süreleri zayıf diye dijitalle yapamadık dedim ya. Şu dijitalle de bir de teyidini yapalım. Bakalım. Kırmızıya kırmızı. Siyah siyah prob takalım. Bobin çıkışı şu kırmızıyı bağlayalım. Artık biliyoruz ya. Siyah da bu. Bakın ilk enerjiyi verdiğimde artı değer gösteriyor. Bu bobin çıkışı olarak düşündüğümüz kırmızı, siyah. Yine artı değer görmemiz lazım. Bakın artı değer çekince ters inyeksiyondan dolayı eksiye düşüyor. Şu anda olduğu gibi gözüküyor. Şimdi bu motoru yıldız olarak bir bağlayayım. Bu bobin çıkışlarını bir köprüleyelim. Birinci çıkış. İkinci çıkış. Şunlar da sargı girişlerim. Nerede benim? Şöyle motorda gözüksün. Var ya krokodillerde. Şu beyaz. Kırmızı. Şurada sarı diyelim. Bağladım. Gerilim var gibi gözüküyor. Bakalım şimdi enerjiyi vereceğim. Ha, hoca niye bu kadar güvensiz çalışıyorsun diyeceksiniz. Şu anda yalıtım trafosuyla çalışıyorum. Uçlardan ikisine birden değmediğim sürece sıkıntı yok. Elektriğim var mı? Yok. Bir panodan açayım elektriği. Besleme 110 volt trafo. Şu anda uçları doğru olarak bulduk ve motorumuz çalışıyor. Hatta 380'e çıkabilirim buradan. Besleme 380 volt direk. Evet. Bobinlerden bir tanesi ters bağlasaydık zaten motorda ses olacaktı. Hatta biraz sonra ölçümlerini de yaparım faz akımlarının. Ama şu anda motor doğru bağlandı.